ürün ortaya çıkartıyor. Bütün alanlar. Evet çocuklar, rengimizi elde ettik. Yapacağımız renk neydi? Burada olacak şey. Sen pazartesi günü. Saat kaçta? Pazartesi günü başlıyor. Perşembeye kadar sürecek. Kaçta? Perşembeye kadar. Perşembeye kadar sürecek. Yani manzara çalışması yapalım. Bakalım şimdi gün batımı ile alakalı nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Daha önce de yaptığımız portre ve farklı bir manzara çalışması var biliyorsunuz. Bu kokusuz bizim elde ettiğimiz boya. Diğer dediğimiz yağlı boyalar sınıf ortamında, kapalı ortamlarda yapılmıyor biliyorsunuz. Gözünüzden uzaklaştıkça küçülüyormuş gibi görünmez. Ve yaklaştıkça da büyümez. Tabii kendi orijinal boyutla bir saat sonra, bir hafta sonra, birkaç gün sonra da çalışabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Peki ne zaman kuruyor? Biri bir zaman sonra kuruyor. Bir hafta ve daha sonra süreç. Dokunmadığı müddetçe, devam etmediği müddetçe. Yani diğer yağlardan kullandığın zaman yine üzerinde müdahale edebilirsin. Senin de olmuş senin. Çocuklarla birlikte yaptığımız çalışma atık yağların doğadan bertaraf edilmesi. Biliyorsunuz atık yağlar, kızartma sonucu atık hale gelen yağlar doğamızı büyük bir tahribata uğratıyor. Hem yeraltı su kaynakları hem toprak olarak büyük bir tahribata neden oluyor. Biz de öğrencilerimizle birlikte buna nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye düşündük. Çeşitli gıda firmalarından topladığımız atık yağlar, onları topladık. Daha sonra bunları çeşitli şekillerde süzdük. Saf bir yağ elde ettik. Daha sonra aldığımız, hazır olarak aldığımız toz boyaları bunlarla karıştırıp çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra şöyle kullandığımız yağlı boyalar elde ettik. Daha sonra bunlar hani tabloda nasıl sonuç verdiğini görebilmek için çalışmalar yaptık çocuklarla birlikte, resimler yaptık. Bu da çok başarılı sonuçlar elde ettik. İyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz çocuklarla birlikte. En azından doğamızı bu zehirden kurtardık diye inanıyorum. Koku da olmuyor. Koku olmuyor. Atölye ortamında çalışabilir bir ürün. Sonuç olarak da çok parlak, çok canlı, güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Öğrencilerimizle elde ettiğimiz bu yağın da hani nasıl bir sonuç verdiğini görebilmek için bir çalışma yapalım dedik. Hani bir manzara türü çalışması yapalım dedik. Hani orada nasıl durur, nasıl bir sonuç elde ederiz. Güzel bir sonuç elde ettik. Diğer yapılan yağlı boya çalışmalarıyla karşılaştık. Aralarında hiçbir fark yok. Gayet canlı, gayet güzel çalışma esnasında bize daha sonraki günlerde ya da saatlerde çalışma imkanı verebiliyor. Güzel bir başarılı bir çalışma ortaya çıktı. Bunun dışında hani sadece manzara değil de portrede ya da hatta daha ötesine gittik. Ünlü bir portrede İnci Küpeli Kız'ı çalıştık. Bunda da gayet başarılı bir sonuç elde ettik. Ürünlerimiz burada. Öğrencilerimizle birlikte yeni bir farklı çalışma yapıyoruz şimdi. Evet gençler, çalışmalarınıza bir bakalım. Yıl sonu şimdi sergimiz olacak. Çalışmalarımızı bitirdik mi? Eksiklerimiz neler var?